Selamlar sevgili gönül dostlarım. Nasılsınız? Hoş geldiniz hepiniz. Hava güzel, ben güzelim. Kalplerim güzel, enerjim güzel. Allah'ın izniyle bugün kendimi iyi ve güzel hissediyorum. Hep güzel değil miyiz ki zaten? Çok mu güzeliz acaba? Çok mu yakışıklıyız? Evet, bütün güzeller, bütün yakışıklar ekran başına. Hadi bakalım. Kulağınız bende olsun. Gözleriniz ekranda olsun veya çalışırken ekrana şu an için bakmayabilirsiniz. Home office çalışmıyor olabilirsiniz. O yüzden hadi bakalım gelsin güzel mesajlar. Bakalım ilahi katımızda bize akacak olan sistemimiz bize neyi verecek onu hep birlikte bakalım bugün günün konusunda bizim bugün neyi bilmemiz gerekiyor? Bize ne veriliyor? Ne verilecek daha doğrusu bize? Benim kendim için almam gereken mesajım bugün ne olmalıdır acaba? Ben acaba kendimi bekletiyor muyum bir konuda? Aslında ne yapmak istediğimi de biliyorum ama onu yapmak konusunda acaba birazcık bir sıkıntılı mı hissediyorum kendimi? Yapsam doğru mu olur? Yapsam nasıl karşılanırım? Veya işte bir karşı taraf söz konusu değilse bu sadece düşüncem. Bir düşünceden feragat etmem gerekiyor. İşte aslında böyle düşünüyorum ama bunun da aslında benim için doğru olmadığını da biliyorum. Ne yapmam gerekiyor? Bir şeyi bitireceğim. Bir saplantılı düşüncem belki bitireceğim, bir fikri bitireceğim. Bir karar veriyorum ben aslında bu karar söz konusu değilken ama karar veriyorum. Aslında ne istediğimi biliyorum. O zaman zaten aslında kararım yok. Zaten ne istediğimi biliyorum. Karar vermek için iki seçenek olması gerekir. Kararın olabilmesi için iki seçenek gerekiyor. Peki benim o zaman ne yapacağımı biliyorsam neden iki seçeneğim olmuş olduğunu düşünüyorum ki orada karar veremiyorum ne yapacağıma karar vermem gerektiğini düşünüyorum. Yine her zamanki gibi öksürtüldüm. Nokta atışı demek ki bu. Kararım belliyken, netken ne yapacağımı biliyor ve net belli iken ben neden halen seçimim olduğunu düşünüyorum ya da karar seçim asla bir üçüncü kişiyle sevdiği arasındaki seçimden bahsetmiyorum arkadaşlar. Özellikle ben kanalımda tamamen sevgi, aşk, ilahi sevgi, aşkın dünya boyutunda yaşanmasına bu tekamül yolundaki hizmetimiz nedir? Tekamülümüz bize neyi anlatıyor? Ne anlamalıyız? Yaşam amacımız, yaşamımız bize evren, ilahi kat, evren sistem aracılığıyla hayatımızda güncel olarak önümüze çıkan konularla ilgili olarak benim neyi bilmem gerektiğiyle ilgili benim yaşamı okumam gerekiyor. Kendimi okumam gerekiyor. Karşımdakini okumam gerekiyor. Evrenin önüme çıkarttığı sembolleri okumam gerekiyor. Kalem çizmiş de elime onu siliyorum. Şimdi dolayısıyla ben sonuçta somut planda varım ve buradayım. Yani şu an mesela ben geldim ve size bir okuma yapacağım. Buradayım. Şimdi şu anda şimdi değil. Ve ben insanım. Kahvemi kaptım, geldim. Güzel insanlarla birlikte bir kahve içmek istiyorum. Lütfen bir kahvenizi, çayınızı, suyunuzu neyi seviyorsanız kapın gelin bakalım. Kahve keyfi kadar güzel bir şey var mıdır? Ne denilmiş? Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Boş verin 40 yıllık hatırları. Biz şimdiye bakalım. Hatırlar bir şey kazandırmıyor. Geçmişte hizmet etmeyen bana, hayatımda dengemi bozan, aslında bana hizmet etmeyen, işte hayatımda dengeye gelmem için benim ne yapmam gerekiyor? Benim için önemli olan benim şu anda ne yapmam gerekiyor? Neyi bilmem gerekiyor? Zaten aslında ne yapmam gerektiğini biliyorum. İyileşmem için benim bana somutta güçlük yaşadığım, güçlük derken şimdi bir güce gelmek var. Bir orada güç meselesi var. Bir de gücü kötüye kullanma meselesi var. Kendi kendime manipülasyon mu yapıyorum? Gücümün derinliğini biliyorum, büyüklüğünü ama aslında sorumluluklarımı da biliyorum. Önceliklerimi de biliyorum. Somuttaki yaşadığım o güçlü durumları da biliyorum. Bana güç lazım diyorum. Ama zaten güç benim kendi içimde. Kendimin güçlü olduğumu gördüm. Sadece karşı tarafa göre karar veremiyorum. Karşı tarafa göre eyleme geçemiyorum. Karşı tarafa göre hareket edemiyorum. Karşı taraf ne düşünür? Karşı taraf ne istiyor?
Ben ona göre hareket edeyim. Değil. Değil arkadaşlar, değil. İlahi, sınırsız ve sonsuz bir sevgi, aşkla bizi severek yaratmış olan Allah Celle Celalihi biz kullarını da daima sevgiye çağırıyor. Çünkü tek hak yolu koşulsuz sevgi. Koşulun sınırı yok. O kadar sınırsız, sonsuz olasılıklar var ki, ama merhamet tarafında da var, cefa tarafında da var. Sen cefayı mı çekmek istiyorsun, merhameti mi yaşamak istiyorsun? Yani Allah Celle Celaluhu'nun bize mesajı, kullarım siz merhametimi mi görmek istiyorsunuz, cefa mı çekmek istiyorsunuz? İşte hepimiz de tabii ki merhameti görmek istiyoruz. Allah'ımızın bize merhametini göstermesini, bizi merhametini bize gösterecek yollara bizi sevk etsin. Düşünceleri, fikirlere, davranışlara, hareketlere, eylemlere, düşüncelere, değil mi? Peki o zaman zaten bunu bize vermiş olan ne diyor Yüce Allah Celle Celaluhu? Ayeti var. Biz Adem'e her şeyi öğrettik diyor. Biz derken kendisini ve bizi kastediyor. Seni yarattım kendimden, ruh verdim, irade verdim. Bildiklerim benim, senin bilmen gereken kadar da sana zaten her şeyi verdim, yükledim. Çünkü bendensin. Bilmemen mümkün değil çünkü Adem'e her şeyi öğrettik deniliyor. E peki biz Allah'ın birer küçük versiyonu, yansıması, parçası ne olarak kabul ediyorsanız, kendisi ne olarak görüp değerlendiriyorsanız, bize her şeyi vermiş, yüklemiş olan Yüce Allah Celle Celal, bunları da bilerek geliyorsak, hayat yaşam amacımızda bir uykuyla var olduğumuzun farkına varıyoruz. İşte bir uyanışla da sarsılarak hayatın altı üstüne gelirken de uyanışa geçip aydınlanıyoruz, bilgi oluyoruz, bilinçle tanışıyoruz, bilinç seviyesine yükseliyoruz. Allah'ın bir parçası bize her şeyi yüklediğini, Allah'ı bilme bilmekliğini ve kendimizi bilme bilmekliğinin hayatımızın en büyük yaşam amacımız olduğunu anlıyoruz. Son yıllarda herkesin farkındalıklarının, sezgilerinin, uyanış, artık o kadar herkes kendi sezgilerinin farkına varmaya başladı ki bilişlerle, aydınlanmalarla her gün yeni bir şey yok ki, gün yok ki bir farkına varmayalım bir şey. Gün içinde saat ve saat, an ve an yok ki bir şeylerin yeniden farkına varalım, uyanışa geçelim sevgili gönül dostlarım. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Öyle değil mi? Öyle zaten. İşte hayatımda dengeye nasıl gelebilirim? Ben hayatımda dengemi nasıl sağlayabilirim? Neden şimdiye kadar dengeye gelemedim? Benim kendi kendimin önünde kendimi tuttuğumun farkına vardım. İyileşmek için masum olduğumu öncelikle bilmem gerekiyor. Ve somutta kendimi tecelli ve tezahürü olan ben, Allah'ın küçük parçası olarak somutta fiilen de kendime var olduğum bilinciyle, bilmekliğiyle kendimi gerçekleştiriyorum. Bir hayat ve bir yaşam amacım var. Son yıllarda hepimiz bunu öğreniyoruz. Ne kadar çok büyük tabularımız, ne kadar çok yanlış inançlarımız olduğunu gördük. Hepsi nasıl yıkıldı, yerle bir oldu. Bütün doğru bildiklerimiz alt üst oldu. Bütün inandığımız kişilerle sınandık. Aslında bizim için ne kadar doğru olmadıklarını gördük. Birçok kişiyle yollarımızı ayırdık. Biz hatta ayırmadan sistem ayıkladı. Şimdi arkadaşlar, bugün bu açılımın en önemli nokta atışı bana sorarsanız şu. Benim bugünkü gündemimde meselelerim ne, benim önceliklerim ne, sorumluluklarım ne? Ben bunu ne kadar doğru biliyorum, neresindeyim'e bakmamız gerekiyor gibi geliyor. Bana öyle geldi, hissiyatım öyle söylüyor bana. Çünkü sonuç itibarıyla baktık ki biz her şey ilahiden bize akıyor. Manadan bize akanın biz maddede kendimizi gerçekleştiriyoruz. Ama sadece maddesel olarak da değil, yani maddeyle kastettiğimiz somutsallıktan bahsediyorum ben arkadaşlar. Tabii ki bunun içine para da giriyor, bunun içine fiili hareket, eylem de giriyor. Ben de giriyorum, somut olarak varım. Yaşıyorum, işte yiyorum, aldım kahvemi, geldim, şimdi sizinle kahvemi içiyorum, kahvemden bir yudum alayım, sizi bekliyorum, kapıp gelmediyseniz kapıp gelin, hadi gelin bakalım, gelin gelin gelin, gel kelimesi 3 harften oluşuyor, gel, gerçeği anla ki evren olduğunu bil,
İşte o L harfi, o bir çubuk, o Adem olan, Elif olan, sen kendini gör işte, kendinden kendine gel, kendinden kendine yolculuk yap, kendini kendinden kendinin ötesine geç, o bildiğini zannettiklerin aslında bilemediklerinin ötesine geç, görünene değil göremediklerine bak, ama onun da kalp gözüyle değil gönül gözüyle bakman gerekiyor. Kalp organ ne yapsın zavallım, çalışıyor, atıyor, ben buradayım diyor. Hissiyatları sen benle hissediyorsun, duygu aşkı benle yaşıyorsun, ağlamayı, gözyaşı, sevinci, neşeyi, hazzı, ama diyor ki değil değil değil, iradede yaşayacaksın, akıl zekada yaşıyorsun, kalben hissediyorum diyorsun, buna inandın, inandırıldın, ama aslında bu bir uykuydu, uyandın ve her şeyin akıl zeka iradede ve somut planda yaşaman, ama manadan kopmadan, manada iradeden verileni dünyasal hayatımızda, biz planımızda da bunu fiilen gerçekleştirmemiz gerekiyor. Sonuçta biz madde ve manayız. Bir aradayız. Bitti. Bu kadar net. Biz o zaman somutta kendimize, ben ne istiyorum gidip alacağım. Ben ne istiyorum onu yapacağım. Ben ne istiyorum onu edeceğim. Yapacağım, edeceğim değil. Yaparım, ederim, istiyorum, alacağım. İstiyorum, sahip olacağım. Tabii ki sahip olmakla, şimdi diyecek, tabii ki her şeyin sahibi Allah'tır. Allah zaten bize vermiş. Sahibi biziz. Diyor ki seni yarattım kendimle, her şeyi sana verdim biliyorsun ve her şey senin için. Çünkü yarattığım her şeyin üstünde benim altındaki bir tek sen benden sonra gelirsin. Diğer her şey de senden sonra geliyor. Ne demek oluyor? Demek ki bu değil. Ben önemliyim. Diğer her şey madde. Ben madde ve mana olarak ortadayım. Benim üstümde de Allah var. Diğer her şey, evreni, yaşamı, dünyayı, bütün somutta yapacaklarımı da yapabilirlik yetkisi, yetkinliğiyle, edisiyle yaratmış beni. Edilgenim. Edilgen olabilmem için etkide bulunmam gerekiyor. Etki yaparsam etkiyi göreceğim. Edersem edilgenliği göreceğim. O yüzden yapacağım değil, aldım bulut gibi koydun gökyüzüne, kalıyor orada havada boş. Zaman kaybediyorsun, bekliyorsun olacak. Kim yapacak? Pardon, nasıl olacak? Bunu soralım kendimize. Bir şey istiyorum, yapmak istiyorum. Peki seni tutan ne? Sadece sen kendinsin, kendinin kendi önünde tutuyorsun. Ben şunu yapmak istiyorsam ki, ben şu an dedim ki buraya, Allah'ım ben oturup bugün okuma yapmak istiyorum. Bitti. Beni engelledi mi Allah'ım? Hayır, işte buraya oturdum, okuma yapıyorum şu an. Size bir eylem yapıyorum şu an. Kanalımdaki bütün videolarımın hepsi birer eylem. Her cümlem birer eylem. Her kelimem birer eylem. Ama soyutsa, ben şimdi burada hak katından bize akacak mesajlarla ben de kendimi döneceğim, bakacağım. Videoyu dinleyeceğim. Allah'ın bana mesajı ne? Videoyu dinlerken kendiniz için dinleyeceksiniz arkadaşlar. Sevdiğim için dinleyeyim, bakayım işte o bana adım atacak mı? Bana gelecek mi? Hadi ben biraz daha bekleyeyim, oyalayayım kendimi. İşte belki o biraz daha merhamete gelir. Zaten çok merhametli insan. Zaten o kadar çok merhamette bulundu. O kadar çok şey yaptı ki. Ben ona o kadar çok yanlışlar yaptım bana rağmen. Olanlara rağmen beni sevdi, bekliyor. Bunu biliyorsunuz. İşte benim kavuşma aşamasında olarak anlattığım ikiz ruhu yolculuğunu, diğerleri ne oluyor? Arkadaşlar, uyanış seviye mertebemize göre ne yapmak istediğimizle ilgili. Senin şu an önüne burada koyacağım, beni dinlerken belki birisiyle bir ortaklık yapmak için dinliyorsan beni, benim o ikiz ruh için anlattığımı sen o işe göre düşüneceksin. Peki ben bunu buna nasıl indirgeyebilirim? Nasıl anlayayım Cennet Hanım diyorsanız, zorlanıyorsanız lütfen bireysel rehberlik alın. Konu her ne olursa olsun arkadaşlar, onu dinlediğiniz zaman oradaki akan cümlelerden zaten ne yapmanız gerektiğini fikri, düşüncesi size veriliyor zaten. Onu anlamanız önemli, algılamanız önemli, es geçmemeniz önemli, alıp kabule geçmeniz gerekiyor. Buna idrak diyoruz, anda idrak. Yani aklın, zekanlı oturmuşsun şimdi, benim videoyu açtın, önüne çıktım ya da dinliyorsun şu an. Ben burada bir şeyler anlatıyorum. Bunu kendin için dinleyeceksin işte. Burada Cennet Hanım anlatıyor, Kanal An.
İşte kan olan bana ne mesaj veriyor şu an? Şimdi ben dinlerken içime bir takım bilişler geliyor, sezgiler geliyor. Aklıma bir şeyler düşüyor, fikir geliyor, düşünce geliyor. Olumlu da gelebilir, olumsuz da. Bil ki olumsuz olan sana ait değil. O sınanma için geliyor. Olumlu gelen uyumlandığında fikirdir. İşte senin yapman gerekendir. Sen dinlediğinde kendini iyi, mutlu hissediyorsan o fikirdir zaten. Olumlu düşüncedir. Zaten o sana uyumlanandır. Demek ki zaten onu kabule geçmen gerekiyor. Öbürü seni rahatsız mı? Demek ki zaten o illüzyon planı. Orada sınanıyorsun işte. Bunu mu seçeceksin, bunu mu seçeceksin? O yüzden lütfen ve lütfen arkadaşlar, bu çok önemli. Videoları, İster bu ruhsal yolculuğa yeni katılmış olun. Hepimiz ruhsal yolculuktayız. Hepimiz maddesel yolculuktayız. Madde ve mana birbirinden ayrılamaz. Soyut ve somut birbirinden ayrılamaz. Sadece uyanış geçmek, geçilen onlarca aşaması var. O aşamanın, hangi seviyesin, hangi mertebesin, hangi frekans, hangi titreşimde olduğunu bilemeyebilirsin. Bunun için rehberlikler almanız gerekiyor. Bizler de bunun için bu yaşamsal görevleri yerine getiriyoruz zaten. Çünkü biz uyanışa geçirilmiş, bilgi sahibi edilmiş, öğretilmiş, verilmiş rehberler olarak, insanlar olarak okuyucuyuz. Allah verir, Allah öğretir. Her şeyi benim içime verildiği gibi senin içine de veriliyor. Aramızdaki tek fark, benim bugün burada oturup bunu sana okuyabilmemin tek farkı, bunları duyumsadığım için, işittiğim için verileni duyuyorum, duyumsuyorum. Küçük bir çocuk yolda geçerken bir cümle, bir kelimesi benim kafama takıldıysa, o an aklıma, fikrim, dikkatimi çekti, ilgimi çekti, kulağım duydu onu, işittiyse mesajım odur, bitmiştir. Önüme bir video mu çıktı, bir film mi çıktı, bir şarkı sahnesi sözü mü, bir filmdeki bir söz mü? İşte sokaktaki bir çocuk, bir genç, bir olgun insan, bir büyüğümüz bir şey mi söyledi? İşte markette alışveriş yapıyorsun, kasiyer arkadaşın sana bir gülümsemesi sevgiyle, gözlerin içinin parlaması veya orada bir cümleyle bir şey söylüyor, sen de başka bir şeye uyar. Evren semboldür, evren bizimle konuşur. Evrenin kendisi Allah'ın tamamıdır. Evren, sistem dediğiniz şey yoktur. Her şey Allah'ın kendisinden kendisine tezahür ve tecellisidir. Allah kendiyle konuşuyor, kendiyle tezahür ve tecelli ediyor. Allah ettiriyor, Allah yaptırıyor, Allah oldurtuyor veya oldurtmuyor. İşte varoluşun, yaşamın, hayatın iki yüzü var. Cefa ve merhamet. Cefa, sınav, sınanma, imtihan, o yokluk, o basiretsizlik, o bütün olumsuz dediğimiz enerjilerin var olduğu, benim sonsuzluk işaretiyle size anlattım. O sonsuzluk, alt buğumu olan alt bilinç, işte o 0 ile 33 arasındaki ve 33 ile 49 arası, 49'dan sonra 50 ve üstü olan seviyede, hangi seviye, hangi mertebe, hangi basamaktasın? Çözemediğim konuların için lütfen profesyonel danışmanlık alın. İster benden, ister başka arkadaşlardan. Ama mutlaka profesyonel yardıma başvurun arkadaşlar. Çünkü bizler bu işin profesyoneliyiz artık. Çok şükür. Velhamdülillah. En azından hiç bilmeyene göre biz öyleyiz. Daha iyi, yani daha bir olasılıkları daha iyi yorumlayabiliyoruz. Madde ile manayı harmanlayıp haktan akana, an akış bilgisiyle söze dökebiliyoruz. Veya yazıya dökebiliyoruz. Size tahtayı alıyorum, bir şeyler yazıyorum, çiziyorum. Bunlar boş olabilir mi? Anlayan, o seviyede, o frekansa gelmiş olan sevgili gönül dostumun yazdığı yorum direkt veriyor kendisinin nerede olduğunu zaten. Ne diyor? Ben de şöyle bir açılım oldu bu videonuzu dinlemek. Her cümlesine o kadar uyumlandım ki, ben de öyle farkındalıklar yarattı ki, ne kadar teşekkür etsem azdır diyor bütün dinleyicilerim, takipçilerim, arkadaşlarım, dostlarım, siz gönül dostlarım, sevgili arkadaşlar, haşa, hiçbirimizin birbirimizden üstünlüğü yok. Hepimiz eşitiz. Allah'ın kulu nazarı da hepimiz eşittir. Sadece farklı görevlerimiz, farklı hayat amaçlarımız, farklı hizmetlerimiz var. Hepimiz aynı işi yapsaydık nasıl dünyada mutlu olabiliriz? Nasıl herkes kendini gerçekleştirir? Herkes bir görev, bir amaç için, hizmet için burada zaten. Kendinden kendine hizmetteyiz burada. Her şey bize verilmiş. Allah bizi gözetliyor, kolluyor, koruyor.
rızkımızla da bizi yaratmış. Bakıyor, bizi seyrediyor Yüce Allah. Ne yapıyorsunuz? Herkesi yaptığına göre de mükemmel bir adil adalet sistemi var ki sonsuz ve kusursuz olarak da işliyor. Kimine göre er, kimine göre geç. Er olan çabuk, yani er veya geç diyoruz ya, oradaki er erken. Er erkendir. Er eril enerjidir. Er erildir, erkektir. Erendir. İlktir, yani başlayandır. Erken, er kelimesi, erken kelimesi er kelimesinden türemiştir zaten. Er olan, eril olan da yapan enerjidir, eden enerjidir, oldurtan enerjidir. Dişil enerji ise eril, unu getirir, suyu getirir, hamuru yoğuracak olan da dişildir. Yani olaya böyle bakmanız gerekiyor. Eril enerji, eril olan, adam olan vericidir, dişil olan alıcıdır arkadaşlar. Hayat dengesi, varoluşun o bir yüzü bu, bir yüzü bu işte. İkisi birleştiğinde o sonsuzluk, yaratılış, varoluş oluyor zaten. Kendini o böyle tezahür ettiriyor, o da kendini böyle tezahür ettiriyor. Kimden kime? Kendinden kendine. Kim? Kim kime? Biz işte örneği burada ikiz ruhları anlatıyor. Peki ikiz ruhluk seviyesi nedir? Kişi uyanmamışsa ikiz ruh yolculuğuna katılmamış demektir henüz arkadaşlar. Bazı çok önemli mihenk taşlarını sizinle paylaşacağım. Ondan sonra da güzel bir açılım yapmak niyetindeyim. Şimdi kaderdir, Allah'ın izniyle, Allah'ın izniyle kaderdir. Öyle oldu, öyle olmasa öyle olmazdı. Zaten her şey kaderdir ve her şey zaten bize veren, bilen, yaratan Allah'tır, bize yüklemiştir. Ama irade verdim diyor. Öyle bir özgür irade verdim ki seni de o kadar serbest bırakıyorum ki ister benim cefa tarafımla yüzleş, ister merhamet tarafımı yaşa. Tercih senindir. Kendini nasıl gerçekleştirdiğinle, kendini nasıl ortaya koyduğunda sen kendini öyle var. Nasıl var ediyorsan sana onu veriyorum diyor. Öyle bir özgür irademiz var. Peki o zaman ben cefayı değil de merhameti yaşamak istiyorsam, yani merhamet içinde ne var? Allah'ın koşulsuz sevgisiyle tanışıyoruz. Koşulsuz sınırsız bir yaşam ve yaratılış olduğuyla tanışıyoruz. Yaşamımda benim sınırsız ve sonsuz olasılıklarım olduğunu biliyorum. Sınırsız ve sonsuz koşulsuz bir sevgiyle korunup kollanıp gözetleyen bir Allah'ım olduğunu biliyorum. Rızkımı verenin bir tek Allah'ım olduğunu biliyorum. Kim ne yaparsa yapsın kimse bana bir şey vermiyor. Bir işteyken bile, çalışırken ne oluyor? Şimdi siz ne yapıyorsunuz? Örnek vereyim, genel anlamda anlatıyorum. Siz bir ücret ödediğinizde benden danışmanlık alıyorsunuz. Şimdi benim burada sevap niyetine yaptığımla, kampanya yapmamla, indirimli yapmamla veya hiç parası olmayan bir arkadaşıma ücretsiz yapmak benim inisiyatifimdedir arkadaşlar. İşte burada kendimi nasıl gerçekleştirdiğim benimle ilgili olan durumdur o. Ama burada kartları iyi ve doğru okumak, geldiği gibi içime gelen sezgi ve bilinçlere engel olmadan tamamen burada ana teslim olarak kartları nasıl okuduğumsa, o da olması gereken tamamen benim inisiyatifim dışındaki bir olaydır. Hayatta önümüze çıkan konuda böyle bakmalıyız. İşte bir doktor, şimdi örneğin Allah esirgesin, daha böyle bizi üzmeyecek bir örnek vereyim. Plastik cerrahi alayım mesela. Gideceksiniz, bir plastik cerrahide bir durum yapmanız gerekiyor. Şimdi onun size ne kadar iyi ve başarılı yapıp yapmadığı doktorun yetkinliğindedir. Onu yapıp yaptırmamak isteği sizdedir. Karar sizdedir. Yaptırmak istiyorsan tek kararım var. Yaptırmayı yapayım mı yapmayayım derseniz iki karar, iki seçenek yarattınız. O zaman işte ikisinden birini seçmeniz gerekiyor. İşte ya istiyorsan yap, istemiyorsan yapma. Ama hem istiyorum hem korkuyorum. Ha, o zaman işte korkmayacaksın. Çok korkuyorsan o zaman düşünceyi bırak, hemen geç oradan. Çık o zaman, yapma. Bırak, ertele onu o zaman. Bırak akışını, yani ertelemek derken o ertelemek değil. Hayatımız hiçbir şey ertelemeyeceğiz. Şu an korkuyorum, yaptırmak istemiyorum. Güvensizliklerim mi var? Kuruma mı güvenmiyorum? Doktora mı güvenmiyorum? Ücret meselesi mi? Bütün bunları aştım. Sonuç nasıl olur? Yaptırsam iyi mi olur, kötü mü olur? İşte
yaptırdırırsa, ben yaptırmaya gidene kadar ki bütün aşama özgür irademde de, ama o ameliyattan nasıl çıkacağınız, o plastik cerrahi sonucundaki ortaya çıkacak olan durum sizi memnun eder mi etmez mi, doktorla Allah arasındadır arkadaşlar. Oraya kadar, artık ondan sonrasına siz karışamazsınız. Sizin sorumluluğunuz oraya kadardı. Hayatı böyle bakmak gerekiyor. Önüme çıkan konuyu. İşte örneğin. Benim tam olarak şimdi şu anda benim meselem ne? Önceliğim ne? Benim meselelerim mi var, meselem mi var? Bunları oturup ayrı ayrı yazın. Meselem mi var, meselelerim mi var? Konum mu var, konularım mı var? Bir kararım mı var, aslında ne yapacağımı biliyorum. Hangi hayat alanınızdaki konunuz olursa olsun hiç sorun değil. Para mı, kariyer mi, iş mi, statü mü, evlilik mi, sevgili mi, aşk mı, çocuklar mı, ev mi, evlenmek mi, ev almak, ev satmak mı, miras mı, mal mı, mülk mü, mahkeme mi, dava mı, konu neyse, iş, ortaklık, bitirmek ya da başlamak. İkiz ruhluluk da bir ortaklıktır. Güzel bir ortaklıktır. Allah'ın kader yazdığı, yazgı yazdığı, birbirine nasip lütfettiği, ne kadar döngü yaşandı olaylar değil mi? Örneğin kanalımda beni uyanışa geçmiş, ikiz ruh yolculuğuyla tanınmış bu seviyedeki arkadaşların kavuşma aşamasını anlatıyorum değil mi? Mesela son bir yıldan beridir. Bu kavuşma aşamasıyla ilgili buraya kadarki gelinen, kanalı kurduğumdan beri bana nail olan anlattığım 700 küsürün üzerindeki videoda da yaşam tekamülümüzü anlattım. Ne zaman uyanışa geçtik, nasıl oldu, biz neler öğrendik, neler yaşadık, karşı taraf neler yaşadı, işte sevdiklerimizden ayrıldık, niye ayrıldık, niçin ayrıldık, neden buradaydık, ne oldu, YouTube, herkes tarot okuyor, herkes astrolog oldu, herkesin sezgileri arttı. Hiç astrolog ve tarotu bilmeyen insanlar video çekiyor, bir konuyu ele alıyor, onu en mükemmel şekilde işliyor. Nasıl o kadar mükemmel? Dinliyorsun işte. Bir film daha mükemmel yapılıyor. Nasıl? Çünkü herkesin sezgileri arttı artık. Sezgini dinliyor, ruhunu dinliyor. Ona aklı, iradesi, zekası neyi diyorsa, hissiyatları, işte onu, eğer bu kartı benim böyle koymam gerektiğini söylüyorsa ruhum, hissiyatım bana. Şimdi ben bunu böyle koyduğumda, işte gördünüz mü? Kafa karışıklığı kartı mesela, kupa yedili. 7 tane farklı kötü konuyu düşünüyor. İçinde bir tane iyi konu yok. Onun için de kafa karışık bakın. Şimdi burada iyi bir şeyi koyuyor olmuş olsa iyi de kafa karışıklığı olmazdı zaten. Neydi dedim? Eğer bana sistem, ilahi, hak katı, iradem, aklım, zekam, hür iradem bana diyor ki bununla ilgilenme cennet. Kapat o konuyu diyor mesela. Şimdi ben ısrarla kafam karışık. Bunlarla zaten hiçbiri de olumlu bir şey değil. Bunlarla uğraşırsam. Şimdi özgür irademle ben bunu seçtim o zaman. Şimdi bunun sorumlusu kim? Kendimizden başka kimse değil. Seçim bize ait, karar bize ait. Ne yapıp ne edeceğimiz bize aittir. Bizi asla hiç kimse beklemez, ertelemez, önümüzdeki hiç kimse duramaz. Haşa, bir tek Allah durabilirken durmuyor. Arkadaşlar şu döngüyü bir hatırlayın kanalımda. Benimle birlikte şu ana kadar tekamülü uyanmış, zaten kanalındaki bütün gelen arkadaşlar hepsi uyanmış ruhlardır zaten. Bu rehberliği bu seviyelerde almak tabii ki belli aşamalardan geçildiği içindir. Yeni gelen sevgili gönül dostlarımız da yeni katılanlardır. Onlar daha yeni yeni uyanışa geçiyor. Bir şey yaşıyorum işte. Hani bizler de ilk başta yaşadık da, ben ne yaşıyorum dediğimiz zamanlar. İşte yeni katılan bu yola ben ne yaşıyorum diyor. İşte bunu da seviye seviye seviye, mertebe mertebe mertebe, şu an benim özellikle son 6 ay 8 aydır, belki 1 yıl oldu anlattım, kavuşma esnasına gelmiş, bu sınavlarını vermiş. 21 numarayla kendi merkezine gelmiş. Bütün kadersel döngülerini, sistemi kontrolümüz dışında bize dayattı. Sevdiklerimizle bizi geçici bir süre olarak ayırdı ve sonra sizi birleştireceğim dediği, ama işte dişil tarafta karma yoktur arkadaşlar. İkiz ruh yolculuğuna katılmış olan herkes sonunda, eninde sonunda öğrenecektir ki karma daima eril taraftadır arkadaşlar. Dişil tarafta karma yoktur. İki tarafta karma olmaz zaten. İlahi aşkların en büyük
ruhsal ve maddesel olarak anlamamız gereken en büyük somut özelliklerinden bir tanesi ve soyut özelliklerinden bir tanesi karma yalnızca bir tarafta olmasıdır. Uyanışa geçen her ruh bunu fark ettiğinde, bu süreci yaşayıp 21 numaraya gelip tamamladığında 21 numaranın sonunda da bunun, bu döngünün böyle olduğunu, böyle yaşanıldığını, kaderin yazgının böyle olduğunu öğrenecektir, anlayacaktır. Aşama bu şekildedir. Peki neden? Çünkü bir ilahi aşk var, ruhsal bir aşk var. Allah ya kutri, ben size öyle bir ilahi aşk verdim ki sizi nasıl seviyorsam birbirinize öyle sevmenizi sağlayacak kadar size öyle bir sevgi yüreğinize verdim. Yani aklını, irademle. İşte Allah sevgisiyle seviyorsunuz birbirinizi. Allah'ı, biz hepimiz Allah'ımızı sevmiyor muyuz ki? Tabii ki çok seviyoruz ve bağlıyız. Allah'ımız da bizi öyle seviyor. Bizi daha çok seviyor. Yaptıklarımıza rağmen rızkımızı kesmeye bir yüce Allah'ımız var. Allah esirgesin, kesmesin zaten. Hayat biter, yaşam biter. Allah göstermesin. İptal, 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 iptal. Yani demem o ki Allah, benden sadaka dileniyorsun. Fakat ben sana Yakut Rabbimizin sadakasıyla derken aslında ters köşe yapıyorum. Sana öyle koşulsuz bir sevgi ve aşkla seni seven öyle eşsiz bir çift olarak yarattım ki sizi. İşte o 21 numara kadersel benim kontrolünüz dışında dayattığım o sınav ve imtihanları geçtiğinizdeki ödülünüz bu. Benim size lütfum oluyor, olmuş oluyor o zaman. Ama bunun içinde nedir? Bitirmen gerekenleri bitir ki arın ki arınık ol ki seni arınık olan sevdiğinle kavuşturayım. Dişil arınıktır. İlahi dişilden bahsediyorum arkadaşlar. Gerçek ruh ikizlerinde daima karma eril taraftadır. Erilin arınması gerekir. Erilin uyanışa geçirildikten sonra kabul etmeyip de kendine sevdiğini, aşkını, tekamülünü, yolunu, kaderi ve yazgıyı anlamasına rağmen ve bunu da ölesiye, haşa, iptal iptal mecazi anlamda söylüyorum, o kadar çok istemesine rağmen bir o kadar da baskılayıp manipüle ederek egoizmle, narsistlikle, bencillikle, büyük yanılsamalarla, yanılgılarla, illüzyonlarla kendini, ruh ikizini ve aşkını hissettiklerini, yani aşkı nedir? Hissettiği sevgi, bir insanı seviyor, kendini inkar ediyor. Sevdiği sevgisini inkar ediyor, sevdiği insanı inkar ediyor. Aşık aşkını inkar ediyor, sevdiğinin aşkını inkar ediyor. Onun kendisini sevme ve aşık olma, sevgi ve aşkını inkar ediyor. Ne oluyor? Kendini ne kadar inkar ettiğinde karşı sevdiğine de izin vermeyince dişiline, dişil de ona gösteremiyor. Ruh ikizliği yolculuğundaki geçici ayrılmanızın sebebi zaten karmanın eril tarafta oluşuyla Allah'ın geçici bir süre ayırarak, ki ayırdığı sürede de sadece fiziksel görüşme olmaz, tam bir ayrılık yoktur orada, sadece fiziksel ayrılık vardır, ruhsal olarak asla olmaz. Bir düşünsenize, birinci videodan başlayın, kanalındaki bütün videoları dinleyerek gelin, her uyanışa geçen ruh birinci videodan başlayıp izleyip gelsin şimdiye kadar. Arkadaşlar, öyle ki karma eril tarafta olduğu için kabul etmez. Çünkü oradaki bağnaz inanışları, dogmatik inanışları, saplantılı inançları, bağımlılık inançlarını ruh ikizine duyduğu bağlılıkla, bağlantıyı, koşulsuz sevgiyle karıştırıyorlar. Bu da aslında karıştırmıyor da, bunu yürekten, akıl zekada, iradede, fikrinde, zikrinde, ruhunda, bedeninde o kadar hissediyor ki, o kadar da inanıyor ki kusursuz ve eşsiz olduğunu, o kadar mükemmel olduğunu, ki böyle bir mükemmelliğe inanılmadığı için de dolayısıyla imkansız olarak görülüyor. Kendisini bir hayalperest olarak addediyor ve böyle bir aşk olamaz, böyle bir insan olamaz, bu kadar mükemmel bir insan olamaz, böyle mükemmel bir aşk olamaz, bu insan bu kadar mükemmel olur, beni bu kadar tercih edemez, beni bu kadar sevemez yanılgısıyla, ay illüzyon, yanılsama ve yanılgılarımızla tanışıyoruz. İşte bu olay erillerin olayı. Dişiler ise zaten, onun için Kupa Kraliçesi Rumi'de şu der: ey varlıkları olan sen, mutlu kal, güzel bir yaşamın olsun. Yani sen oturduğun yerde ağırlığınca otur, karma sende değil eril taraftadır. Karıştırmayın, döngüyü doğru anlayın. O arınacak, gelecek. Sen de burada kendi çapındaki ufak tefek o alma verme dengesini bozuyor ya, sevgiliyken anne gibi davranıyor ya, vermede almadan veriyor ya, işte o döngülerini sen de
İşte bunlara, çünkü dişil tarafta karma olmaz. Bunlara da karma demek de doğru değil. Karmik enerji demek de doğru değil. Dişil, ilahi dişil tamamen arınıktır arkadaşlar. Sadece arınık olduğunu bilmez. Üçüncü kişi gibi davranır. Üçüncü kişi gibi düşünür. Ve ondan sonra da öyle olmadığını anladığında tam uyanışa geçmiş demektir zaten. Aslında ben zaten hiç öyle değilmişim. Yanılsama ve yanılgılarıyla tanışıyor. Niye? Kendisini seven bir eril sevgiyi göstermeden sanki onunla evlenecekmiş gibi davranması gibi mesela. Mesela bu bir örnek olsun. İşte bütün dişiler hayatta, özellikle bizim Türk toplumumuzda nedir? Bütün annelerimize bakın, bütün kadınlara bakın, bütün Anadolu kadınlarına bakın özellikle. Almaktan çok vericidir arkadaşlar. Almayı bile bilmez, düşünmez, aklına bile bilmez. Ben almalıyım kelimesi bile yoktur ki lügatında. O kadar uzaktır. Niye? Çünkü hep vererek. Çünkü onun annesi de vererek alıştırmış. Onun annesi de vererek alıştırmış. O da vererek alıştırmış. O kendi de veriyor. Verici, verici, verici. Ama öyle bir verici banka yok artık. Olmadığını öğrendik hepimiz. Ne de? Yüce Allah Celle Celali bıçak gibi kılıç asıyla ayırdı iki tarafı, dedi ki yok yok öyle değil kullarım, hani ben sizi uyuttum, şimdi uyanışa geçiriyorum. Beni bileceksiniz ki kendinizin kim olduğunu bilin, ama önce beni tanımanız gerekiyor. Allah'ınız kim? Allah kim? Neden varsın? Neden yaratıldın? Yaşam amacın ne? Niçin bu dünyadasın? Niçin var olmuşsun? Kim var etti seni? Allah kim? Ama önce seni bu sorularla bir tanıştıracağım. Bunların bir cevaplarını net al. Allah'ını keşfet. Ondan sonra Allah'ını keşfettiğinde zaten sen kendini otomatik olarak keşfetmiş oluyor, olmuş, olacak oluyorsun. Oluyoruz. Bunu anladığımızda 21 numara döngü tamamlanıyor arkadaşlar. Ben de Allah'ın küçük bir parçasıyım. Allah bende, kendinden kendine yansımasında kendini tezahür ve tecelli ediyor. Buna da ben bu noktada aslında ben yokum, Allah var. Kendinden kendine yapan, ettiren, olduran, yok ettiren de var ettiren de Allah'ın kendisi olduğunu öğrendiğimde işte Allah var. Başka hiçbir şey yok anladığımda işte orada hiç olmak olduğunu tanışmak, o hiçliğin ne olduğunu bilmek, karanlık noktadan çıkış, bilinç sıçraması, uyanış, Allah'ı bilmek bilmekliğiyle ondan sonra da kendini bilmek ve onun dışındaki tüm yaratılmış olan her şeyin de kendisine hizmet için var olduğunu, niçin hizmet için var olmuş, bu kadar önemli, kıymetli miyiz? Tabii ki öyleyiz. Çünkü Allah'tan sonraki en yüksek varlık biziz. Yani Allah bizim üstümüzde, altında biziz. Bizle Allah arasında hiçbir şekilde hiçbir şey yoktur arkadaşlar. Araya ne sokarsanız hurafedir, illüzyondur, yanılsamadır, yanılgıdır, saplantıdır, bağımlılıktır, bağnazlıktır, dogmatikliktir. Gerçek olmayan, illüzyonist olan her türlü plan ve senaryonuz demek oluyor. Hepimiz için böyle. Dolayısıyla hayatımla ilgili, yaşamımla ilgili ben şu an ne yapmak istiyorum? Hemen direksiyonun başına geçmeliyim. Yani hemen yapmam gerekiyor. İstiyorum, almalıyım. Tıpkı şu an ne yemek yemek istiyorum? Kahveyi içmek için geldim. Sizinle sohbet ediyorum. Ben kahvemi içmek istiyorum sizinle. İçmek istiyorum kardeşim, içmek istiyorum. Bu kadar, bitti. Aldım geldim içiyorum işte şu an. Yani ne demek istiyorum? Bir şeyi istediğim anda bileceğim ki Allah'ın daima izni, onayı var. Sonsuz bir özgür irade, akıl, zeka ile var edilmişim. Korkuya da gerek yok, kontrolcülüğe, manipülasyona da gerek yok. Ben zaten sınırsız ve sonsuz var olduğum sürece de rızkımla yaratılmışım. Bunu da bir tek veren Allah'tır. Ben kendimden kendime vermiyorum bunu. Sadece hak ediyorum. Hak ettiğimde de Allah vermiş oluyor. Yani istediğim şeye, amacıma ulaşmış oluyorum demek oluyor. Peki, hak etmek için ne gerekiyor? Çaba, emek. Bitti. Ve bu süreci sabretmek. Ama sabırda kalarak uzatmak demek değil. Ne demek istiyorum tam olarak? Şunu demek istiyorum. Tabii ki ben değil Allah. Şu kartı değiştireyim. Sevmedim onu. Muhakkak yine kartına bakar mısınız yalnız? İşte kupa dörtlü bir şey yapmak istemiyorum. Aşkımı, zamanımı, emeğimi boş kişilere, boş insanlara, boş olaylara, boş düşüncelere, boş fikirlere. Altı bütün boş olan ne varsa hayatımda hep o iki fikir, düşünce,
O iki insan, iki karar, iki fikir, iki düşünce, iki olumsuz durum, iki olumsuz tutum, iki olumsuz düşünce arasında kaldım. Kalbime acı, yürek acısı gibi yok. Acıyı yaşatan ben kendimim. Çünkü neden? Allah ve kendimi unutuyorum. Araya hep bir başka üçüncü insan varlığını sokuyorum. Üçüncü bir düşünce fikri sokuyorum. Çünkü daima nasıl değerlendirmem gerekiyor olayı? Örneğin. Şimdi ben diyelim ki işte bu desteği sevdim, almak istedim. Ve şu an bir kırtasiyede olduğumu düşünün arkadaşlar. Ben bu desteği almak için o kırtasiyeye gittiysem, bunu da bulduysam arkadaşlar, bir tek kararımı etkileyen konu olur. Ücreti nedir, değil mi mesela? Mağazaya girdiniz, bir kazak alacaksınız gibi düşünün. Şimdi o zaman ne yapacağım ben? Bakacağım şimdi bunun fiyatına. Bu benim bütçem için uygun mu? Alabiliyor muyum? Tamam, o zaman alıp çıkacağım. Daha başka karar fikre gerek yok. İşte eğer orada o durup da alsam mı almasam mı? Alsam pahalı, almasam üzülürüm. İşte diyor ki o üçüncü bir düşünce fikir oluyor. Sen ve isteğin var. İki tane şey. Ama o ikisi de bir, ikisi de sensin. Ama işte o seni üzecek olan o yanlış bir düşünce, fikir, davranış, durum, tutum, duruşta durursa, bir de buradaki süre, sabır bu işte. Burada ne kadar sebat ettiğin önemli. Gerektiği kadar mı? Gerektiğinden fazla aşırılıkta mı yapıyorsun? Yani gerektiğinden fazla mı kararsız kalıyorsun, zaman geçiriyorsun, oyalanıyorsun, böyle bekliyorsun, zamanını, emeğini, her şeyini boşa mı harcıyorsun? İşte nasıl kullandığına bak diyor. Yine mükemmel bir cümle çıktı. Mükemmel cümleyi de eşsiz ezan sesi eşlik ediyor. Peki, burada bitireyim, devam edeceğim.